Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galip... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfike illa billah. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üneyim. Sadakallahu'l-azim. Terakim etmiş çok sual olduğundan bu haftada bir kısım suallere cevap vereceğiz. Sor bakalım. Üstadım, suallerden ilki şu. Bu malum haliniz çok zaman televizyonlarda da tartışma meselesi haline getirilmişti. Kağıthane'de açılan arşiv için. Sual iki ayaklı diyebiliriz. Birincisi, kağıthane gibi bir mevkide bunun açılmış olmasının oradaki yoğun rutubet veya benzeri bir takım iklim şartlarına bağlı olarak zarar göreceğine dair bir tartışma vuku bulmuş idi. Sualin bir tarafı bu olmakla beraber bir diğer tarafı da buradaki arşive itimat noktasında İngilizlerin İstanbul'u işgali esnasında bu arşivle alakalı herhangi bir mütecaviz durum olmuş mudur? Sual böyle. Gerçekten vesika saklamak çok mühim bir şeydir. Netice itibariyle kağıt rutubet alır. Ancak Osmanlılar dünyada hiçbir devletin yapmadığı bir şey yapmıştır. Arşivi devlet hazinesinden daha şiddet bir üslupla korumuşlardır. Şimdi bunun bir misalini anlamanız için size şöyle bir tarihi vaka zikredeyim. Sultanahmet'te tapu dairesi vardır. Eski tapu kayıtlarının saklandığı Kuyud-u Kadime diye anılan bir bina var. Girin oraya bakın. Binanın içinde bir mezar var. Bu mezar arşivin başındaki memur gece vakti padişah tarafından bazı defterler talep edildiğinden defterleri daireden çıkarmak caiz değildir dediği için idam edilen Server adında bir memurun, Server Dede tekkesi, şeyi, türbesi diye meşhurdur. Binanın içinde gömülüdür. İbretlik bir vakadır. Padişahın bile emrini dinlememiş, bu evrak buradan dışarıya çıkmaz demiş olduğu için idam edilmiştir. Osmanlı kendi zamanının teknik imkanlarına göre bu kadar muntazam bir şekilde devletin resmi evrakını, tapu kayıtlarını, hükümet erkanının aldığı kararları, mühimmet defterlerini vesaireyi sakladığı halde Cumhuriyet ne yapmıştır? Bilsem getirir gösterirdim size. Hurda kağıt fiyatına Bulgaristan'a arşivin bir kısmını satmıştır. Şu anda Osmanlı arşivinin bir kısmı Bulgaristan'dadır. Kamyon kamyon hurda kağıt diye satmışlardır. Rahmetli İbrahim Hakkı Konyalı cürmü meşhut yaptırmış bunu. Giden gittikten sonra birkaç kamyona el konulmuş ve bu iş durdurulmuştur. Cumhuriyet tarihine bu kadar saygı göstermiş. Dahası var. Aynı İbrahim Hakkı Ayasofya
cami-i şerifin içine 30'lu yıllarda camilikten çıkarılıp müze haline getirmesi onun bir belli bir müddet almıştır. Şimdi görüyorsunuz ya, levhalar var. Allah, Muhammed, efendim Ömer, Osman, o levhaları indirdiler. Onlar caminin içinde yazılmış, kapıdan sığmadığı için geriye bıraktılar. Müze yapıyorsun da gavurun resmini kazıyıp çıkarıp gösteriyorsun. Osmanlı'dan kalan o hattatların her biri Picasso'nun resimlerinden 1000 defa kıymetli. Kapıdan sığmadığı için o levhalar kalmıştır. Kubbenin altına da balya balya Osmanlı evrakını koymuşlardır. İbrahim Hakkı Konyalı'nın bana anlattığına göre kim isterse gelir orada ben tarihçiyim der, karıştırır. O zaman memuru yok, bakanı yok, edeni yok. İbrahim Hakkı Bey orada çalışırken balyalar üzerine düşmüş, devrilmiş, boğuluyordum diyor. Ben de aşağıda resmi var. Vesika incelerken maske takmış. Kurtlanmış. Bakın size basit bir şey söyleyeyim. Benim talebeliğimde Sahaflar Çarşısı'nda şahıslardan müntakil, bazı memurlar, yüksek memurlar böyledir. Resmi evraktan bir kopya kendilerine alırlar. Herhangi bir surette itham edilirse kendini müdafaa etsin diye. Mesela bu şekilde Canik Mutasarrıfı, Cezayir-i Bahri Sefid, yani Ege Adaları Vilayeti Valisi Hasan Hüsnü Paşa'nın evrakı benim arşivimdedir. Hasan Hüsnü Paşa henüz posta pulu yokken, posta pulu daha yok ortada, balmumu damgalı zarflar gösterebilirim size. Ailesinden sahaflara intikal etmiş, ben de parayla sahaflardan almışımdır. Böyle ellerde çok vesika vardı ve yazma kitap vardı. Aslan Bey adıyla birisi, Aslan Bey adıyla birisi bu kitapları sahaflarda devamlı dolaşır. Bir müzayede yapıldığı zaman içinde vesika veya yazma kitap gördüğü zaman en yüksek fiyatı verir alırdı. Allah rahmet eylesin, Hacı Muzaffer benim kulağıma dedi ki bu Aslan Bey Yahudidir. Burada Aslan Bey adıyla dolaştığına bakma. Burada satın aldığı hiçbir şey de kendi adını almıyor. İngilizlerin buna tahsisatı vardır. Bu burada vesika ve yazma kitap toplar. Adama bir şey demedim ama ben çok kızıyordum ona. Aradan bir müddet geçti. Hüseyin Kazım Kadri, Tanin Gazetesi'ni kuran, meşhur Kadir Paşa derler, Trabzon valiliği yapmış bir adamın oğlu. Hüseyin Kazım Kadri, tahrif hareketlerinde yazdım. Kendine göre de dindardır da çok sapıklıkları var. Sırf Tevfik Fikret yazı yazsın diye Tanin gazetesini kurmuştur. İkdam mı ya da? Yanlış olmasın. Neyse. Hüseyin Kazım Kadri Ziya Gökalp'e cevap vermiş. Türkçülüğün Esasları isimli kitaba cevap yazmış. İslami bir perspektiften. Kızı Rikkat Hanım, tesip üstadı bir kadındı. Tesip üstadı bir kadındı. Beylerbeyinde otururdu. Ben de Beylerbeyinde bir yalıda oturuyordum, ahbaplık ediyordum. Babasının hakkında bir kitapta gördüm ki şeye cevap vermiş. Ziya Gökalp'e.
Bu kitap yayınlanmamış. Nerede dedim. Rikat Hanım bana dedi ki Selman Ağa kütüphanesine bıraktı bütün evrakını. Şunu size bu arada söyleyeyim ki Türkçenin en büyük lügatını yazan bu Hüseyin Kazım Kadir'dir. Mecmua Ebadında 4 büyük cilttir bu kitap. 30 sene bu adam çalışmıştır bu lügatı. Büyük Türk lügatı. Latinize metni 2 cildidir. Hadi burada bir parantez açıp onun hikayesini de söyleyeyim. İki cildi basılmış Maarif Vekaleti tarafından, harf inkılabı araya girmiş. Öteki ciltlerin basılmasına müsaade etmedi. Ben bu gavur harfleriyle kitap yayınlamam dedi. Etme gitme kitap yarım kaldı. Hayır. Bu müsveddelerini bir paket yaptı. Üçüncü ve dördüncü cildi bir paket yaptı. Burada Üsküdar'da bir Mevlevihane vardır. Şu anda Mevlevihane değil, boş. Bir derneğe, bir vakfa verdiler. Oranın bir şeyhi vardır, Remzi Dede. Ona getirdi, Remzi Dede'ye verdi. Osman Ergin'in bir kitabı var, o anlatıyor bunları. Hüseyin Kazım Kadri'nin hakkında. Bir kitabı var, ahbabıydı, o da aynı nesilden. Bir küçük teneke gaz yağı, bir de kitap müsveddeleri. Ben bu kitaba 30 sene emek verdim. Bunun ya bu Latin harflerle basılmasına gönlüm razı değil. Yakmaya da kıyamadım. Aha sana kitap müsveddelerini teslim ediyorum. Şu gaz yağını da al sakla. Benim vefatımı duyarsan bu gaz yağını dök, bu kitapları yak. Böyle bir adam. Hüseyin Kazım Kadri. Bak bir sual neler. Geçenlerde size dedim ya. İhtiyarlığın alameti zihne hatıraların hücum etmesiyle belli olurmuş. Evet. Araya adamlar girdi. Etme, gitme, yazıktı, bilmem ne. İkna ettiler onu. Nihayet huruf-ı haca esas alınmak üzere, yani eski alfabe esas alınmak üzere. Esas alınmak ne demektir? Mesela Latinize harflerde bir tek H harfi var. H. Halbuki Osmanlıca'da H var, H var. Diyelim bir tek S harfi var. Orada sat var, sin var, peltekse var. Bunlar esas alınmak suretiyle son iki cildi Latinize basılmıştır. Her biri 800-900 büyük sayfa. 4 cilt. İkisi Latinize, ikisi Osmanlıca basılmıştır. Tamamı Latinize basılmış değildir hala. Bu kitapların yazarının Gökalp hakkında bir reddiye yazdığını öğrenince kızından rica ettim. Selim Ağa kütüphanesine bıraktı bütün evrakını dedi kızı. Selim Ağa Kütüphanesi'ne gittim. Selim Ağa Kütüphanesi Üsküdar Meydanı'na yakın. Bağlar başına çıkarken o yolun kenarında sağda bir yerdedir. Selim Ağa Kütüphanesi'nde ara tara yok. Oranın müdiresi dedi ki burada bir camlı dolap var. Yıllardır açıldığı yoktur. Belki oradadır dedi. Ben buraya müdür tayin edildiğimden beri bu dolabı hiç açılmamıştı. Ya bunun anahtarı nerede? Güç bela uğraşarak bunun anahtarını bulduk. Camlı dolabı açtık. Yüzüme bir kelebek hücum etti yığını. Sürü halinde. Bütün kitaplar kurtlanmış, böceklenmiş. Kapağı açar açmaz camdan. Yüzümüze bir hücum oldu ki böyle kaçma mecbur kaldık. Neden? Koymuşlar oraya yazma kitapları. Tabii hiçbir tanesinden hayır gelir vaziyet yok.
kurtlanmış. Kitabın, vesikanın muhafazası böyle ciddi bir iştir. Cavit Baysun diye bir tarihçi vardı. Bir tarihler şeyden, sahaflardan bir kısım evrak aldım. Çok buruşmuş. Ya Allah Allah, bunu nasıl düzelteceğiz dedim. Bana sahaf dedi ki, Cavit Baysun gibi ütülersin dedi. Gülmüştüm ona. Sonra ben de bazı evrakı yakmamaya çalışarak ütülemeye mecbur kaldım. Böyle hoyrat davranılmıştır. Sadece camiler satılmakla, tahrip edilmekle, yıkılmakla kalmamış. Biz kötü bir miras yedi olmuşuz. Bulgaristan'a satılmış. 1950'den sonra orada bir tasnif heyeti teşekkül etti. O zamana kadar tasnif diye de bir şey yoktu. Aradığınızı bulmanız şans eseriydi. Hatta o tasnifte çalışanlar istediği evrakı cebine koyup dışarıda kaçırabiliyorlardı. Allah taksiratını affetsin. İbrahim Hakkı Konyalı'nın böyle arşivden aşırdığı pek çok vesika vardı ki bana da verdikleri var. Mesela buradan ilan edeyim. Belki birisi ciddiye alır da bir iş yapar. İşgal zamanı. İngilizler arşive dokunmadı. Düşmanın bile dokunmadığı arşive Cumhuriyet nasıl muamele etti, buradan anlayın. Arşive dokunmadı ama başka bir şey yaptılar. Şimdi Harbiye'deki silah müzesine geldiler, askeri müzeye. İncelenmek üzere bazı eşyaları aldılar. İki sayfa halinde liste yaptılar. İade edilmek şartıyla bu listeleri arşive teslim ettiler, listeyi. Senet. Bu senet benim arşivimde. Bu silahlar geri gelmedi. Askeri müzeden alınan yüzlerce eser işgal zamanı geriye gelmedi. Aldıklarını ispat eden ve emanet alıyoruz, incelemek üzere alıyoruz diyen evrak benim arşivimde. Böyle horret muamele gördü. Şimdi ilk defa rahmetli Turgut Özal bu işe bir ciddiyet verdi, kadrolaştırdı. Sultanahmet'te bir bina yaptı. Şimdi baktılar ki o da kifayet etmiyor ve de şehrin ortasında kaldı. Kağıthane'de bir bina yaptılar. Doğrusunu isterseniz açılışına beni de çağırdılar ama böyle bir sohbetim olduğu gün olduğundan gidemedim. Ben vaktiyle Libya üzerine doktora yapıyordum. Hapse düştüm, yarım kaldı. O zaman arşive gidiyordum. O zaman Sultanahmet'teydi arşiv. Sultanahmet'teki arşive gidiyordum. O günkü şartları biliyorum. Perişanlıktır. Perişanlık. Şimdi ne kadar düzeldi? Bu yapılan yerde klima tesisatı yapıldı mı? Korumaya alındı mı? Burası hakikaten çukur bir yerdir. Rutubetli bir yerdir. Bunu bilmiyorum. Onun için gidip görmeden bir şey söyleyemem. Yalnız şunu biliyorum ki milyonlarca evrak daha el değmeden duruyor. Arşivi gidip gören, orada çalışan bir insanlara sormak lazım ki hakikaten ciddi bir klima tertibatı alınmış mıdır? Üstadım, söylenenlere göre tüm iklimleme cihazlarının yapıldığı söyleniyor yetkililer tarafından ama buna rağmen itirazlar var tabii. Evet. Bir şeyi beğenmemek kastıyla bakan çok olur. Kimisi yarıya dolu bir bardağa baktığı zaman yarısı boş bardak der, kimisi yarısı dolu bardak der. İhtimal bazı eksikler, kusurlar vardır ama bugün artık o Bulgaristan'a arşiv satan bir Türkiye yok. Osmanlı'ya düşman diye bir bakan Roma İmparatorluğu nasıl okuduksa, vallahi lazım size yeminle söylüyorum, ben Roma hukukunu orta birinci sınıfta 300 sayfa okudum.
Osmanlı tarihini o kadar geniş okumadım. Benim tahsil derecelerinden geçtiğim zamanlarda Roma tarihi Osmanlı tarihinden daha geniş okutuluyordu. Osmanlı düşman. Osmanlı düşman. Bizi Mustafa Kemal yarattı haşa ve kella. 19 Mayıs'tan evvel biz yoktuk. İyi ki Samsun'a çıktı da biz var olduk. Bu mantık hakimdi. Tenkit edecekseniz o devre edin kabadayıysanız. Kabadayıysanız bazı insanlar vardır dışarıda döverler, söverler. Gıkı çıkmaz eve gelir hanımına çocuğuna kabadayı olur. Kemalistler böyledir. Kendi milletine karşı cesurdur. Müslümana karşı cesurdur. Onun için bugün o günlerle kabili kıyas değildir. Bugün şu Osmanlıcanın belli bir derecede okutulması istikametinde atılan adım bana göre 1000 defa Ayasofya'nın açılmasından daha mühimdir. Ayasofya'nın açılması psikolojiktir. Bir vebalden kurtulmaktır. Fatih Hazretleri lanet okuyor. Kim bu vakı bozarsa Allah'ın, meleklerin, insanların laneti üzerine olsun diyor. Fatih'in lanet okuması Fethullah'ın lanet okumasına benzemez. Fethullah'ın laneti kendine döndü. Ocakların ateş düşsün diye lanet okuduğu, beddua ettiği adam başbakanken reisi cumhur oldu. Böyle bedduaya can kurban. Eğer öfkeniz varsa İslam karşıtı güçlere kullanın onu. Bir şey yaptı da İslam'a uygun da eksiği var, yanlışı var. Allah aşkına bunu hiç kabul etmeyen, ona düşmanlık eden adam dururken eksiğiyle yanlışıyla adamın uğraşmanla mantıklı bir değeri olur mu? Birisi kökten gavur. Onu bırakıyorsun, Müslüman'da kabahat arıyorsun. Başka bir söz. Benim arşiv hakkında bildiğim bu. Eyvallah. Bir diğer sual, birazdan magazin tarafı olan bir sual üstadım. Diyor ki, neden ülkemizi ziyaret eden devlet başkanları Anıtkabir'e gitmeye mecburdur? Neden her seferinde Anıtkabir ziyaret edilmektedir? Bunun devletin protokol cihetinden yani bir yeri var mı resmi olarak onu soruyor. Devletler arasında münasebetlerde görüşmenin evvelden alakadarlar bir programını yaparlar. Şu saatte şununla görüşülecek, şu saatte yemek yenilecek, şu saatte şurası ziyaret edilecek. Böyle bir program olur. Eski tabirle mütenekkiren, yani evvelden haber vermeden, hazırlık yapılmadan hiçbir devlet adamı hiçbir devlete ziyarete gitmez. Bu protokole bizimkiler yazıyor Mustafa Kemal'in kabrini ziyaret. Adeta şartmış. Sen ona ihtiram etmiyorsan bizim düşmanımızsın gibi bir mantıkla teessüs etmiş olan bu adetin hala devam etmesine ben şaşıyorum. Bir zaman Süleyman Demirel İran'dan, yanlış olmasın, hariciye vekili mi? Başvekil mi? Biri geldi. Ben Anıtkabir'i ziyaret etmem, protokolden çıkarın dedi. Kanun değil ya, mecbur da değil. Süleyman Demirel dedi ki bizim atamızı ziyaret et diyen bizim dostumuz olamaz dedi. Gelmesin. Ben bunu gazetede okudum. Sen bu kafadaysan, senden de menfaati olan içinden küfrede de gider. Ne kazandın yani? Ne kazandın?
Hiç. Üstelik sen Müslümansın. Bir ölüye böyle ihtiram asla caiz değildir. Asla caiz değildir. Şimdi bunun bir istisnası oldu. Bir tek istisnası. O da İsrail Başbakanı. Adam gitmedi. Fakat kendisini ikaz ettiler. Jewish bilmem ne diye bir internet sitesi var. Oraya girin görürsünüz. Bir 10 sene var belki fazla. 10 seneden de fazladır. AK Parti'den evveldi. İsrail Başbakanı Türkiye'ye geliyordu. Ona bu internet sitesinde, şimdi sitenin adını hatırlasam da söylesem siz de çekip görebilirsiniz. Halen duruyor sitede. İsrail Başbakanı'na bir İsrailli gazeteci bir fax gönderiyor o zaman. Yahut şimdiki hesapta mail. O zaman var mıydı bilmiyorum. Diyor ki, sana Anıtkabir'i ziyaret etmen protokole yazılmış. Gitmemezlik etme. Çünkü orada yatan adam bizdendir. Ben söylemiyorum bunu. İsrail'i söylüyor. Bizdendir. Delilim de şu. Daha eski maruf bir Yahudi gazetecinin hatıratından bir anekdot gönderiyor ona. Bu internette var. O anekdot da şu. Mustafa Kemal Trablusgarp'a 1911 İtalyanlar Trablusgarp'a saldırınca bir takım subaylar oraya koştular. Size şunu söyleyeyim ki bu devlet dışarıdan yıkılmadı, içeriden yıkıldı. Roma Büyükelçiliğinden getirilen Sadrazam Hakkı Paşa, Hakkı Paşa Libya'daki askeri oradan aldı, Yemen'e gönderdi. Oradaki kumandanı da bir şey görüşeceğim diye İstanbul'a çağırdı. İtalyanlar ordusuz, kumandansız, valisiz İtalya'ya, Libya'ya saldırdı. O zaman Osmanlı ordusunda eğitimci bir subay olarak çalışan Robilan adında bir İtalyan subayıyla adam bilardo oynuyor. Telgraf geldi, İtalyanlar Libya'ya saldırdılar, ultimatum verdiler. Burayı medenileştireceğiz falan böyle. Sadrazam Hakkı Paşa, iddiatçıların anlı şanlı sadrazamı, Roma sefirliğinden gelmiş. Oyunum bitsin de okurum, koy oraya dedi. Danışıklı dövüş, sattı Libya'yı. Bir kısım subaylar, İttihat Terakki hükümetinin üzerinde bu vebal kalır. Siz orduyu çağırdınız, kumandanı çağırdınız. Müdafaasız vaziyete getirdiniz, İtalyan işgaline amade hale getirdiniz. Bu ayıbı hafifletmek için koşup oraya gittiler. Bunlardan biri de Enver Paşa, biri de Mustafa Kemal. Dönüşte tabii bir halt edemediler hiçbiri. Hiç geç kalınmış. Döndü geldiler. Gelirken Mustafa Kemal Kudüs'te eğlenmiş. Bir meyhanede bu hatıratın sahibi olan gazeteciyle ahbap olmuş. Keşke o sitenin adını alıp da size göstereydim onu. Ben siteden çektim elimde. Bunlar o Yahudi gazeteciyle kafa çekip ahbaplık ederken bu o Yahudi gazetecinin bile bilmediği İbranice dualar okumuş. Gazeteci de sormuş. Sen bir Türk subayısın ya. Bu İbranice duaları ben bile bilmiyorum. Bunlar bu kadar eski şeyler. Sen nereden biliyorsun? Demiş ki babam bunları çocukken okumadan uyumama müsaade etmezdi. O gazeteci bunu hatıratına yazmış. Yeni bir gazeteci de o gazetecinin hatıratından bu satırları İsrail Başbakanı'na gönderiyor ki
O bizdendir. Git onu ziyaret et. Adam gene de gitmedi. Şimdi böyle bir usul, böyle bir kanun yok. Bu yalnız Türkiye'de var. Her yerde bir meçhul asker anıtı vardır. Paris'te de vardır, Londra'da da vardır, her yerde vardır meçhul asker. Kendi devletlerinin umumi olarak şehitlerini, vatanı için ölenleri temsil eden bir asker anıtı vardır. Böyle merasimlerde oraya çelenk konur. Şehitleri topyekün anmak manasında. Bir şahsın böylesine putlaştırıldığı yeryüzünde, cihan tarihinde eşi emsali yoktur. Belki bununla kıyas edilecek bir Mao vardı, ölümünden 10 sene sonra yıkıldı. Benzer iş yapmış Mustafa Kemal'de, benzer. O da bir kültür ihtilali yapmış. Ama Çin milleti namına kıyam eden bir general onun heykelleri üzerinde ölümünden 10 sene sonra bol dizlerle geçmiş. Lenin bu durumdaydı. Lenin'in her yerde heykelleri merasimle yıkıldı. Kafatasına VC yazdıkları resimler var. İnternete girip görürsünüz, bilirsiniz. Walter Kraus, 100 numara. Millet böyle nefretini ifade edebilmiş. Bize ne oluyor ya? Bize ne oluyor? Almanya'ya gidin. Bir adam yoktur ki onun 10 tane heykeli olsun. Asla bir heykeli olur ya. Bu nedir Allah aşkına? 80 ihtilalinde ben yurt dışındaydım. Gazetede okudum. Ordu'da bir tabur kurulmuş heykel imali için. Evren diyor ki 480 bin heykel döktük. Sene sonuna kadar bunu 500 bin yapacağız. Ve subhanallah bu ne putçuluğa doymazlıktır ya. Herkesin başının üstünde resmi, masasında kellesi, meydanda heykeli. Şu sözümü unutmayın. Yükselmede de rekor bizdedir cihan tarihinde. Alçalmada da bizdedir. Hiç kimse böyle bir putçuluğa razı olmaz. Hiçbir devlet. Hotanto vahşilerine bunu tatbik etselerdi, şimdiye kadar 10 defa bu bariyerleri yıkar çıkardı. Böyle mantıksızlık olmaz. Evet, tek parti devrindeki gibi küfür mahiyetinde şiirler söylenmiyor. Halkın eline rey silahı geçti. Halk kül altındaki ateş gibi imanını muhafaza etti. Demokrasiyi geçirmekle o rey silahını kullanarak kendisini idare edenlerden taviz kopardı. Dinin gasp edilen haklarını gıdım 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 geri alıyor. Ehli küfrün telaşı bundandır. Sen gazetene bir baskın oldu. Yalan. Sen gidip teslim olmadın tebligata rağmen. Gazetene baskın diyorsun. Tamam, o şekle çevirdin. Niye İngilizce pankart kaldırıyorsun? El küfrü ümmetün vahide. Küfür bir millettir. Türk'ün gavuru da gavur, İngiliz'in gavuru da gavur. Bir millet. Bunun ispatı şurada bir iki gündür olan iştir. Sen bir aile içi kavgası gibi yap hükümetle kavganı. Dışarıyı niye yardıma çağırıyorsun? Niye yardıma çağırıyorsun? Haysiyetli bir adam. Aile efradından birini apartmanın kapısında dövmek istiyorsa. Oğlunu, karısını, kardeşini, komşu yardıma gelse. Bunu bırakır, komşuyu döver. Bu benim işim der. Bu benim işim. Sana ne? Benim aile işime ne karışıyorsun? Adam davetiye çıkarıyor elin gavuruna. Gel beni koru. Kime karşı? Kendi hükümetine karşı.
Ve korunacak bir şey de yok. Sen suç işlememdinse git ifadeni ver arkadaş ya. O kadar kendine güveniyorsan bağırıyorsun, nara atıyorsun. Hey demokrasi korunacak. Bağırmaya gerek yok ki. Git. Şimdiye kadar adliyenin kararlarına hürmet lazım geliyordu da. Bu Ergenekon'u mahkum ederken hürmet gerekli de. Tuzak kuranı, masum insanları, muşlu adamları, 120 kişiyi hapse attıranlara verilen kararda adliye gerek, hürmet gerekmiyor mu? Bu nasıl mantık? Bunlar bu milletin düşmanı. Bu düşmanlık da yeni bir şey değil. El değiştiriyor. Dün filandı, bugün falan. Bunu anlamak için de bakın, ne kadar din karşıtı adam varsa bu harekete müttefik oldu. Ya siz dün bunlar şeriat getirecek diye bunlara nefretle bakıyordunuz. Unuttunuz mu? Herif Ecevit'i methettiği halde, ölüsünün arkasından Mersi'ye yazmış olduğu halde, siz Fethullah'a, ben size MİT raporlarını da gösteririm, onların zamanındaki raporlar dolu aşağıda. Şeriat getirecek, Atatürk düşmanı, inkılap düşmanı, cumhuriyet düşmanı diye Fethullah'ın ekibinin itham edildiğine dair yüzlerce sayfa rapor gösterebilirim size. Şimdi onu diyen adamlar ona dost oldu. Niye? Anlaşıldı ki o iş yalanmış. O Müslümanlar arkasına takabilmek için o antikemalistik, o şeriat, o bilmem ne hepsi lafmış. Onun için bu senin müttefikinmiş. Maske düştü, kel göründü. Anladın ki bu benden. Veya en azından hasmın hasmı. Dostumdu. Bunun başka türlü bir izahı yoktur. Lakin olup biten hadiselerin doğru kavranması, hatta bütün mükevvenatı dolduran vukuat ve şuunatın doğru anlaşılması, Allah-u Azimişşan'ın meşiyeti ilahiyesine hakim olan kavani tabiye ilahiyenin hususiyetlerine vukufla mümkündür. Bunu bilmezsen, sen dine bu kadar darbe vurmuş bir adam olarak sana dersin ki hala devam ederim. Ulan senin altıokunun biri çöpe gitti. Maşatlığa. Devletçiliği komünistler bile müdafaa etmiyor. Sen hala o okun birinden inat ediyorsun. Bu kazık duracak burada. E dursun. Millet o kazığı senin kıçına bakıyor. Bu hayatın yürüyüşünü, tabii seyrini anlamamaktır. Ha içinden arada sırada ya biz ebedi böyle gedikli muhalif mi olacağız? Biraz milletin dinine, imanına yaklaşalım dediği zaman küfr-i inadideki adamlar bu oyunu bozuyor. Hatırlayın, Baykal çarşaflı kadınlara rozet taktı. Sonra ne oldu? Halk Partili kadınlar, çarşaflı kadınlar otobüsten indirip çarşaflarını yırttı, kavga etti. Senin tabanın bu. Sen cehennem yolcusunu zorla döndürebilir misin? Siyaseten döndürebilir misin? Sen riyakarlık yapıp Müslüman görünmeye çalışabilirsin. Ama bu Allah'ın mudil sıfatını, mudil, dalalete sevk eden sıfatını hakkıyla bahsetmiş. Onda hakimiyet kurmuş. Cehennem yolcusunu çeviremezsin. Öyle bir imkan olsaydı Allah'ın cehennemi yaratması hikmetsiz, sebepsiz olurdu. Sen mağlubiyeti kabullenip aşağı oturman lazım. Bunu yapmadığın müddetçe çırpında dur. Açık denizde batmakta olan bir kayıktaki insanların telaşı ne fayda sağlar? Ehl-i küfrün telaşı böyle bir telaştır. Çünkü murad-ı ilahi tekrar İslam'ı, imanı, milleti ayağa kaldırmak istikametinde gelişiyor. Allah
hem milletteki uyanışı tedricen güçlendiriyor, hem de bu güçlenmenin siyasi ve idari arenaya inikasını takdir buyuruyor. Tayyip Bey'e dedim ki sen Çankaya'daki eski mekanda oturmamayı kendine göre bir düşünceyle yaptın. Ama o düşünceye seni sevk eden kaderin ne olduğunu biliyor musun? Orası kadim bir meyhaneden farksızdı. Allah seni orada oturtmamak için ya Türkiye gelişti, daha büyük bir yere ihtiyaç var diye sana bir şey hissettirdi, burayı yaptı. Buranın büyük veya küçük olması yeni değil. Mazisi yok, sıfırdan başlıyor. Orası kadim bir meyhaneydi. İhlasın bereketini Allah seni orada oturtmadı. Sen ben yaptım dersin de her insanın ben düşündüm, ben yaptım, ben geldim, ben gittim demesine bakmayın. O insanı öyle düşündüren, öyle hissettiren, öyle yaptıran hariçte birçok sebep vardır. İşte o sebeplerin kontrolü onun elinde değildir. Sevki kaderdir. Biz kaderi sadece fevkaladeliklerde hissederiz. Bir trafik kazası olsa, müşkül bir kazadan kurtulsan, elhamdülillah kaderimde ölmek yokmuş dersin. Orada hissedersin. Halbuki senin kirpiğini oynatman bile kader icabıdır. Kainatta bu kuat ve şu unat, bir külliha Allah'ın izniyle varit olur. Çünkü hiçbir mahlukta Allah'ın halik sıfatından nasip yoktur. Senin kolunu kaldırman bir fiilse bu fiilin halk olması Allah'ın izniyledir. Bu kol kalkmaz. Ben kaldırayım diye niyet etsem Allah benim bu irademe müsaade etmese bu kalkmaz. Her uyuyan adam uyanmayabilir. İradeyle, akılla uyanmıyor. Akılla uyanmıyor. Nasıl akılla uyumuyor? Akılla yatağa yatıyorsun. Ama uyuduğunu fark etmiyorsun. Bir an geliyor, kaderin hükmüyle şuurun kapanıyor, gözün kapanıyor, gidiyorsun. Nereye gittiğin belli değil. 8 saat yattın kalktın. Ne oldu bu 8 saatte? Sana ne oldu bilmezsin. Etrafında ne oldu bilmezsin. Ennevmu ehul mevt. Ölümü anlamak mı istiyorsun? Uyku ölümün kardeşidir buyurmuş peygamber. Uyuyup uyanmak nevm. Uyuyup başka bir dünyaya uyanmak ölüm. Başka bir farkı yok. Başka bir farkı yok. Hiçbir canlı varlık Allah'ın ölüm kanunundan müstesna değil. Nereden geldik buraya Allah aşkına? Neydi sual? Anıtkabir'le alakalı. Böyle bir şey yok. Bu bizimkilerin cüretlerini henüz bu kadar şumullendirememesinden dolayı devam eden bir anormal harekettir. Bir gün gelecek, bu da olmayacak. Abdülhakim Arvasi 1940'lı yıllarda demiş ki rahimehullah, köylüler fevç fevç şehre inecekler. Nereye gidiyorsunuz? Heykel kırmağı diyecekler. İşin tuhafı şimdi köylerde de heykel var. Demek ki şehre gitmeye, yorulmaya gerek kalmadı. Evet, bu putçuluktan Allah milletimizi kurtarsın. Amin. Doğrusuyla, yanlışıyla
Her insan hata da eder, sevabı da olur. Bir insanı değerlendirirken mübalağa sade Mustafa Kemal mevzunda değil. Şeyhini değerlendirirken, arkadaşını değerlendirirken, düşmanını değerlendirirken mübalağa tehlikelidir. Bir kere daha söyleyeyim bu vesileyle. Hayatı değerlendirmekte veya değersizleştirmekte. Sanılır ki en müessir amil iradedir. Hayır. Hayatı değerlendirmekte de değersizleştirmekte de en müessir amil hislerin kontrolüdür, kullanılmasıdır. Husumet ve muhabbeti kullanmayı öğrenin, doğru öğrenin. Husumeti müstahakkına, muhabbeti layıkına tevcih. Bu tevcihteki şiddet kadar sizi yükseltir. Husumeti gayri müstahakkına, muhabbeti de nalayıkına tevcih. Bu tevcihteki şiddet kadar sizi alçaltır. Sadece dünyada alçaltmaz. O alçaltmanın inikas edeceği ebedi hayattır. Çünkü günaha sevk eder. Küfre sevk eder. Yanlış muhabbet veya yanlış husumet. Yanlış husumet vebali mucib. Yanlış muhabbet, kafire muhabbet, küfrü muciptir. Küfrü iltizam. Bunu gerektir. Unutmayın, her iradi hareketin psikolojik bir kaynağı vardır. Geçen hafta size buna dair birçok misal verdim. Her iradi hareket. Yani sen irademle yaptın dediğin işi sana o tarzda irade ısrarına sebep olan psikolojik, ruhi bir saik vardır. Onun için duaya sarılın. Ya Rabbi sevdiklerini sevdir, sevmediklerini sevdirme. Hubbu fillah, buğzu fillah. Allah için buğz, Allah için muhabbet. Bir de herkese karşı aynı teraziyi kullanın. Kayserli'ye demişler ki iki kere iki kaç eder? Alırken mi, satarken mi? Bu mantıkla hareket. Sevdiğiniz adam başka bir teraziyle, kızdığınız adam başka bir teraziyle tartmayın. Müslümanın ölçüsü temel İslami prensiplerdir. Hayatı doğru rotaya oturtmak için evvela dininizi temel esasları itibariyle öğrenin. Allah aşkına çoğumuz ilmihal bilgisinde yanlışımız var. Çoğumuz. İlmihal bilgisinde. Kaldı ki temel İslami prensiplerde. Üniversite bitirmiş bir adama bana 10 tane İslami temel prensip söyle desen söyleyemez. Söyleyemez. Bu demektir ki İslam'ı bir dünya görüşü, bir hayat tarzı. Hayat ve hadisata hakim olan temel mantığı itibariyle kavramalısınız. Ve hele insanlara rehberlik edecekseniz bu sizin için yediğiniz ekmek kadar ondan daha şiddetli bir ihtiyaçtır. Aksi halde mücadeleniz kör dövüşüne benzer. Demin bana internetten bir arkadaş gösterdi. Fethullah Efendi isteseymiş hasımlarını bir anda mahvedermiş. Haşa Allah herif. Mahvedermiş. Merhametinden müsaade ediyormuş. O merhametinden mi ocaklarını ateş üşürsün diye hiddetle, öfkeyle beddua ediyor. Ama bu adam temel İslam prensibi anlamadığı için Fethullah'ı
Allah'ın meşiyeti ilahiyesi gibi bir meşiyeti ilahiye sahip addediyor. Şu söz küfür. Küfür istese kainatı alt üst eder. Ama sabrediyor. Kim bu Fethullah? Kenefe gitmiyor mu efendi? Bu Fethullah kenefe gitmiyor mu? Uyumuyor mu? Yemek yemiyor mu? Bu insan. Bu Müslümandır bunu söyleyen. Ama bu kadar dangalaklık Müslümanlıkla kabili telif değildir. Peygamber ittekû min firâsetel müminîn fe innehû yenzurû bi nûrillâhi teâlâ. Müminin ferasetinden korkun. Çünkü Allah'ın nuruyla nazar eder buyuruyor. İslam'ı hazmetse bir adam böyle anormal laflar etmez. Bütün yanlışların temelinde İslami bilgi eksikliği, İslam prensiplerinin hazmedilememiş olması ve İslami bir yaşayışa, onun olgunluğuna ulaşamamış olmamız rol oynuyor. Anıtkabir'e giden de siyaset adamıysa, henüz gitmemekten doğacak, muhalefeti bertaraf edemeyecek durumdaysa mazurdur. O muhalefete göğüs gerecek dirayetteyse de gidiyorsa o da vebaldir. İsterse baban olsun. Ölçü budur. Henüz küfrün dişleri tam manasıyla dökülmedi. Biraz daha keser gibi görünüyor. Ama her gün bir dişi çıkıyor. İleride hiç tamamen güçsüz kalacak. Allah-u Azimişan Müslümanlara celal sıfatıyla o zaman tecelli edecek. Çünkü bugünkü gafiller, zındıkların da belki babaları, dedeleri 100 sene evvel sabah namazına koşarak giderlerdi. Allah onlara da ecdatlarının sebebiyle belki merhamet ediyor, geciktiriyor. Ayrıca meşiyet-i ilahiyede bir de tedricen tebeddülat vardır. Onun için geçen hafta bana birisi sordu. Niye şöyle yapmıyorlar, niye böyle yapmıyorlar? Hele bekle. Buluğa ermemiş çocuğa niye evlenmiyorsun demeye benziyor. Daha ümmet İslam'a ram olmak bakımından kemal noktasına gelmedi. Biz narkoz ameliyattan çıkmış bir hastaya benziyoruz. Narkozun tesiri daha üzerimizde belli ölçüde, herkeste az veya çok. Bu narkoz tamamen ortadan kalkmadan o silkenişi beklemeyin. Başka bir sual sor. Eyvallah. Aziz Allah. Mustafa Kemal ile alakalı bu gazetenin şeyini göndermiş Nurullah Aşra'dan da. O az önce bahsettiğiniz internet sitesindeki olan yazı. Format. Ya onu bana getir. Buradan ben koyayım. O göstersin. Konferans esnasında bölmüş. Öyle gösterecek. Çok vesika var da inanacak adam bulsan. Eyvallah. Biraz ironi gibi olacak belki ama üstadım faraza bundan 500 yıl sonra arkeologlar bir kazı çalışması yapsalar bu kadar çok heykelin bulunduğu bir kavim için acaba inandıkları deres mi derlerdi? Komik bir durum. Üstadım şimdiki sual diğerlerinden çok daha ehemmiyetli belki. Bak İslami prensipler hazmedemezsen Mustafa Armağan gibi yaparsın bak. 14 Aralık işini kınıyorum diyor. Niye kınıyorsun ya? Niye Zaman Gazetesi'nde yazanlar, çizenler dokunulmaz mıdır? Hiçbir gruba girmeyin. İslam'a çalışan herkesle beraber olun. Hiçbir grubun taassubunu taşımayın. Burada ben defaatle söyledim. Ne Süleymancıyım, ne Nurcuyum, ne şucuyum, ne bucuyum. Ben Müslümanım. Müslümanlık ölçüsüyle, Nurcuyu da sevabıyla,
Süleymancı'yı da sevabıyla doğrusuyla başımla taşırım. Ama bir grubun taassubuyla başka bir gruba yan bakmam. Şu nurculuk taassubu. Kınıyorum diyor. İyi de o Muş'taki fukara insanlar nurcu değil miydi? Onlara karşı yapılan bu işin doğru olup olmadığını adaletin tayin etmesi için yapılan bir tahkikatı niye kınıyorsun? Çünkü beygir gibi bir yeri görüyor. Bakış açısı dar. Grup taassubu taşımayın. Nereden istifade ettinizse ona müteşekkir olun. Men la yeşküren nase la yeşkürullah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Peygamber sözü. Elbette iyilik gördüğün adama müteşekkir ol, minnettar ol. Hayır duayla an. Bediüzzaman'ı da an, Süleyman Efendi'yi de an, Meşayih Kiram'ı da an. Bunlar bugüne kadar bu varlığı getirdiler. Ama birinin arkasından gitmeyi taassup haline getirip de ötekilere eğri bakma. Bu kul hakkına tecavüzdür. İşte bak bu taassup ona kınıyorum diyor. Akıllı bir adam zannedersin. Hiç olmazsa Mustafa Kemal'i keşfetmiş de ona karşı bir tavır koyuyor diye ben de takdir ediyordum belli ölçüde. Yakıştı mı sana şimdi? Yani bunları muhakeme etmek, mahkum etmek demek değildi. Belki beraat edecekler. Muhakeme etmeyi niye kınıyorsun? Bunlar la yüsel. İşte bu taassup kötü bir şey. Başka bir sual sor. Hüsnü Hanım, okullarda tatbik edilen felsefe dersi biz Müslümanlara çok zararı dokunuyor demiş. Üstelik bu ders seçmeli de değil, zorunlu. Bu derste İmam Gazali gibi yüksek din alimlerini yerden yere vururlarken öğretmenlerimiz İbn Sina ve Sokrat gibi kişileri yükseltiyor. Lakin bu husus eskiden beri böyle ve hala bir değişiklik yok. Bu hususla ilgili ne söylersiniz? Şimdi bu çok uzun bir iş. Başka şeyler de var. Mesela işte öğrenciler olarak tartışmalar oluyor. Dine laf söylemeleri bize incittiği gibi cin ya da melek gibi şeyler yoktur diye inkarı gerektiren ifadelerde bulunuyorlar. Öğretmen ve öğrenciler arasında tartışmalar vuku buluyor demiş. Doğrudur. Felsefe nedir evvela felsefe? Felsefe nedir? İslamiyet önünde mevki nedir? Bunu bilmek lazım. Fiziki hadiselerin, fiziki varlıkların müşahhas mahiyetinin ötesinde bir tefekkür felsefedir. Bir adamın varlığını kabul felsefe değildir. Ama bu varlık nasıl meydana geliyor? Nasıl oluşmuş? Nereden gelmiş? Ruh nedir? Gibi meseleler düşünen her insan için varid-i hatırdır. Akla gelir. Yani felsefi bir zihni faaliyet insan tabiatının icabıdır. Lakin bu icabı yerine getirirken sadece akla dayanmak felsefeyi dinden ayırır. Sadece akla dayanmak. Peki aklın mevkii dinde inkar mı edilir? Hayır. Akıl dinin hakikatlerini muhakeme ve muhasebe ederek kabul noktasına kadar fevkalade ehemmiyetlidir. Kişinin dini aklıdır, aklı olmayanın dini yoktur. Bu İslami bir prensiptir. Akıl bu kadar ehemmiyetlidir.
Ama ben bunu bir müstakil ders halinde yapmak isterdim. Çok kısa olarak söyleyeyim. Akıl bütün mahlukata ait, melekat gibi, melekeler gibi, kuşun uçması, efendim, aslanın yavrusunu sevmesi, bütün ne varsa hepsi gibi hudutludur. Hakikatse hudutsuzdur. Yani akılla bilinmesi lazım gelen, kainata hakim olan gerçeklerin tümüne vukuf asla mümkün değildir. Neden? Aklı hudutsuz bir kudret, kuvvet sahibi addetmek, bugün için her yeni keşifle aklın bir evvelki safhadaki adiyeti sabit olmakla mantıken mümkün değildi. Bu elektriği bilmeyen insanların aklı yok muydu? Telefon icat edilmeden yaşayan insanların aklı yok muydu? Bunlar akılla bulundu. Ama bundan haberi yoktu. Akıl erdiremiyordu oraya kadar. Peki bu gerçekler acaba biz elektriği bulduk, telefonu bulduk, tayyare uçurduk, bitti mi? Asla. Asla. Aklın her organ gibi hududu tahtitlidir. Çünkü kudreti külliye, ancak yaratıcının kudreti külli kudrettir. Mesela fiziki bir gücün var. Fiziki bir gücün var. Bir yük kaldırabiliyorsun. Bu güç sonsuz değil. Bir şeye uzanıyorsun. Ay'a uzanamazsın. Hangi melekeni düşünürsen düşün, asgari ile azami arasında bir faaliyet sahası vardır. Gözün çok küçük şeyi görmez. Çok büyüğü de görmez. Belli bir mesafeden ötesini görmez. Kulağın işitir. Çok küçük sesi işitmez. Çok büyük sesi zarı patlar gene işitmez. Sağır olsun. Beynin de böyledir. Aklın rolü eğer sonsuz hakikate vukuf imkanına sahip bir rol olsaydı Allah-u Azimişan peygamberler göndermez. Peygamberlerin tebliğatına bak. Akıl üstüdür. Cennet, cehennem, melek, Allah'ın bizzat varlığı, uhrevi alem. Bunları akılla bulmamız asla mümkün değildi. Aklın aziyeti yaratıcı tarafından kabul olunmuş ki, akılla teçhiz edilmeye ilaveten Allah-u Azimişan bir de insanoğluna enbiyanın tebligatıyla yardımda bulunmuş. Lakin aklına öyle bir kıvam, öyle bir kudret, öyle bir derece vermiş ki enbiyanın tebligatındaki hakikati kavrayabilirsin. Yani bu doğrudur diyebilirsin. Nasıl? Hayatta enbiyanın tebligatındaki metafizik hakikatlerin, akıl üstü hakikatlerin kavranması için Cenab-ı Allah emsal olacak. Ona intikale vasıta olacak haller halketmiş. Ahireti anlaman için sana rüyayı vermiş. Yatakta uyuyorsun. O anda Hindistan'a gidiyorsun. Bazen kalkıyorsun ki gördüğün rüyayı gerçekten yaşadığın bir iş kadar sarih hatırlıyorsun. Yani dün ne yaptın? Bunu ne kadar net hatırlıyorsan, hafızandaysa gördüğün bir rüyayı da o kadar net hatırlıyorsun.
Böyle olmayan da var. Ama o rüya da bir anda Türkiye'de olabiliyorsun, bir anda Amerika'da olabiliyorsun. Dünyada olabiliyor musun? Hayatta bu mümkün mü? Hayatta mümkün olmayan çeşitli halleri rüyada yaşayabiliyorsun. Sana diyor ki Cenab-ı Allah şu rüya gibi o alemin de şartları başka. Bak sen bu rüyada aynen yaşamış gibi idrak ediyorsun. Bu idrakinde aksediyor. Uyandığın zaman da bu idrakinde yaşadığın vakayla aynı tonda, aynı dozda, aynı derecede, aynı kuvvette, aynı şiddette. Ama sen bunu yaşamadın. O anda uykudaydın. Niye? O uyku aleminin şartları bu hayatın şartlarına benzemiyor. İşte ahiretin şartları da senin bu yaşadığın hayatın şartlarına uymadığı için o zamansız bir alem. Allah-u Azimüşşan'ın bütün metafizik hakikatleri için bu dünyada böyle emsaller yaratmıştır. Bu emsalleri düşündüğün zaman görüyorsun sen mücehhez, mükemmel bir insansın. Harikalar yapıyorsun. Mimarsın, Sinan gibi eserler ortaya koyuyorsun. Efendim alimsin, şunu yapıyorsun. Mütefenninsin, uçak yapıyorsun. Yapıyorsun, yapıyorsun. Ama bir otun topraktan çıkardığı kokuyu bulamıyorsun. Rengi bulamıyorsun. Sen eğer şartlanmasan bir çiçeğe bakıp da şöyle yan yana iki çiçek, bir saksıda, bir avuç saksıdan. İmalatın esas sermayesi toprak. Karanfilin biri beyaz açıyor, biri sarı açıyor, biri kırmızı açıyor. Yaprağı başka renk, çiçeği başka renk. Her çiçeğin kokusu başka. Sen bu otla kendini kıyaslar mısın mükemmellik bakımında? Asla. Ot. Ot. Yerinden kıpırdayamaz. Peki senin yediğin meyve, sebze, et. Aslı ne? Toprak. Bunu sana gıda haline getiren ne? Ya hayvan ya bitki. Kaldıralım bunu aradan. O topraktan sen gıda yap bakalım hadi. Acziyetine bak. Acziyetini kainattaki mükemmel nizamı idrak eden kendi acziyetini anlar. Bunun için fezaya bakmaya, trilyonlarla yıldız, sonsuz bir sema, sonsuzu kavrayan bir insan beyni yok. Bırakın onu, ruhu kavrayan yok. Felsefe, ruhun mahiyetini bilmek iddiasıyla yola girmiştir. Bugün ruhun ne olduğunu araştıran bir ilim olarak psikoloji yoktur. A priori, yani kabli olarak ruhun varlığını kabul eder, ondan münbaiz olan keyfiyetler arasındaki illiyeti araştırır. Psikoloji bir laboratuvar ilmidir. Laboratuvar ilmidir. Bir adam değirmende uyusa, değirmenin sesine rağmen uyusa, değirmen dursa uyanır. Halbuki uyuyor. Şuuru kapalı. Leyli mektepte çok yapardık. Uyuyan bir adamın başından aşağı bir şişeden su dök, adam işer yatağa. Ruhi hadiseleri bir takım illiyetlerle, bir takım mütekabil tesirlerle izah eden bir ilimdir psikoloji bugün. Ama ruh nedir sualine cevap aramaz. Bundan vazgeçmiştir. Halbuki Kur'an diyor ki, onun hakkında size az bilgi verilmiştir. Kulun ruhu, sana ruhtan soruyorlar. Söyle, o Allah'ın emrinden bir emirdir. Emir iş demektir. Allah'ın işlerinden bir iştir.
size onun hakkında az bilgi verilmiştir. Hani halledecekti felsefe bunu? Nihayet aczini kabul etti. Bütün meseleler bunun gibidir. Bütün meseleler. Sonra ne oldu? Din düşmanları aklı mabut yapan rasyonalizm felsefesinin karşısına siyantizm diye bir mabut çıkardılar. Bu sefer akıl hudutsuz kudret sahibi değildir. Çünkü sen bir bitkinin topraktan nasıl o rengi çıkardığını, nasıl kokuyu çıkardığını bilemezsin. Bunun sırrına vakıf olamaz. Senin bal diye yediğin şey arının kusmudur. Arı o tozları toplayıp kusmasa bal olmaz. Sen topla çiçekleri de suni bal yap bakalım. Asla. Şeker kamışını düşün. Sermayesi toprak. Şeker çıkarıyor. Çileği düşün. Bu tadı nerede buluyor? Bu rengi nerede buluyor? Senin aklını aciz bırakan kainat kudret-i ilahiyenin tezahürleriyle dolu. İdrak-i meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazu bu kadar sıkleti çekmez. Anladılar ki akıl aciz. Onun için İslam alimleri akla aklın hakıs derler. Eksik. Bütün hakaiki kavramaya yetmez. Bunun yerine siyantizmi kurdular. Rasyonalizmi iflas etti. Siyantizmi kurdular. Siyantizm nedir? Bu sefer ilim mabuttur. İlim, fen her şeyi halledecek. Bugün halledemiyorsa yarın halledecek. Bizim münevver dinsizliğinden birinci derecede mesul adamlardan biri Tevfik Fikret'tir. Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın, her şey olacak kudret-i irfanla inandım diyor. İşte bu siyantizmdir. Kemalizmin temel felsefesi de pozitivizm, rasyonalizm ve siyantizmdir. Yani dine ihtiyaç yoktur. İnsanlar ilmen, aklen izah edemedikleri şeylerde dine ram oluyorlar. Halbuki bu akıl tekamül ede de bunların ya varlığını ya yokluğunu ispat ederek bu meçhuliyeti ortadan kaldıracaktı. Dediler bu sökmedi. Bu sefer ilim bu işi yapacak. Fen ruhun varlığını ispat edecek veya yokluğunu ispat edecek, cinni meleği ispat edecek. Yani hakikatin nihayetine varacak. Bu da abes bir davadır. Hiçbir zaman beşeriyet teçhiz edildiği ilahi mevhibelerle Allah-u Azimüşşan'ın enbiya suretiyle, enbiya vasıtasıyla yaptığı yardım olmaksızın metafizik hakikatlerin künhine varamaz. Bunun bir ispatı şudur. Her filozof birbirini naksederek gelir. Yeni ortaya çıkan bir cereyan kendinden evvelki filozofları tenkit eder, hepsi batıl. Ben doğruyum. O da aklı kullanıyor halbuki. Halbuki enbiya birbirini teyit ede ede gelir. Eskiye tabi olanlar yeniyi kabul etmez. Yeniler eskileri hüviyeti asliyetiyle tasdik eder. İslam perspektifinden baktığınız zaman bu hakikat şöyle görünür. Adem aleyhisselam ilk insan, ilk peygamber de o. Allah'ın bu yardımından hiçbir insan hariç kalmasın diye enbiya suretiyle tebligat-ı ilahiye ilk insanla başlamış. Şemsiyenin tepesi gibi. Biraz aşağıdan başlasaydı hariçte kalanlar olurdu. Allah'ın adil sıfatına yakışmazdı. Her insan
Allah'ın bu lütfundan müstefit olması için ilk insan Adem, ilk peygamber o. Ve yine bir kaide-i İslamiye ile hiçbir kavim yoktur ki Allah ona peygamber göndermemiş olsun. Sizin Kur'an-ı Kerim'de isimleri tadad edilen 32 peygamberden ibaret değil. Ala rivayetin 124 bin peygamber gelmiştir. Bunların kimisinin vazifesi mahallidir, kimisinin alem şumuldur. Hiçbir peygamber yoktur ki kendinden evvelkini tekzip etsin. Teyit ederek gelir. Bir delil de budur. Diğer taraftan pozitivizmin ve siyantizmin İslam muvaciyesinde genel olarak dine ve hasreten İslamiyet'e tevcih ettikleri tenkitlere verilecek cevaplarımız var. Bu İmam-ı Gazali'den beri yapılmamış bir iştir maalesef. İlk defa bunu İmam-ı Gazali yapmıştır. İmam-ı Gazali'den sonra felsefi cereyanlar alem-i İslam'da akamete uğramıştır. Ancak ondan sonra ortaya çıkan felsefi cereyanların İslam'la mizan edilmesi eksik bir iştir. Bu yapılmamış bir iştir. Bir ihtiyaçtır. Çünkü kafası bozuk adamlara bakın, bir felsefi cereyanın eserin tesiriyledir bu bozukluk. Onun İslam muvaciyesinde cevaplandırması lazım. Ben size sadece pozitivizmin, yani müsbet ilimlerin dayandığı temel felsefi cereyan olan pozitivizmin İslam önünde mizanına dair bir iki şey söyleyeyim. Bu uzun bir bahistir. Ancak felsefeye bu yanlışlarından dolayı cephe almak yerine bunlar felsefeyi okutmak, fakat bunların yanlışlarını da cevaplarını da okutmak şartıyla okutmak lazımdır. Çünkü bunların cevabını bilmeyen bir Müslüman ilk karşılaştığı zaman tesir altında kalır. Şimdi pozitivist diyor ki iki temel prensibi var. Küllilik prensibi, zarurilik prensibi. Temel ladini düşüncelerin temel zemini pozitivist telakkidir. Hakikatin kaynağı duygu organlarıdır. Havassa hamse, beş duygu. Görürsün, işitirsin, dokunursun. Hakikat olduğunu kabul edersin. Görmediğin, bilmediğin bir şey hakikati olamaz. Bu nedir? Pozitivizmin temel prensibidir. Hakikat laboratuvardan çıkar. Tecrübi ilimler. Duyarsınız. Peki. Bütün tabiat kanunlarına ait hükümler. Tabiat kanunlarına ait hükümler. Bu prensibi nakseder. Neden? Burada çok başka vesilelerle de söyledim. Mesela normal basınç altında. Normal basınç altında. Her su. Her su dediğin zaman saf su olmak şartıyla. Çünkü muhtevasında erikler olursa netice değişir. Saf su. Yani H2O. Belli bir dereceye hararette tebahür eder, buharlaşır. Biri buna 100 der, öbürü 180 der, şu der, bu der, fark etmez. Ama o suhunet, sıcaklık derecesi hep aynıdır. Peki, bütün sular normal basınç altında 100 dereceye hararette tebahür eder diyen adama sorsan, sen kaç suyu tecrübe ettin? 3, 5, 10 bin, 10 bin. Bütün sular diyorsun. Tecrübe etmediğini bunun içine ne katıyorsun? İstisna olmaz mı?
Aha sana her cisim ısındığı zaman genişler, soğuduğu zaman daralır. Doğru mu? Evet, bir fizik kanunu. Ama su bunun aksine. Su soğuduğu zaman genişliyor. Bir su olamaz mı ki bu umumi kaidenin aksine olsun? Olabilir. Ama sen bütün sular diyorsun. Çünkü fiili imkansızlık var. Belli miktarda suyu tecrübe ettikten sonra orada gördüğün gerçeğin temadi ettiğini bütün sularda kabul. Ben de dinin bana emrettiği şeyleri üçünü, beşini, onunu, yirmisini tecrübe edebiliyorum. Abdest temizlik görüyorum, namazı görüyorum. Allah huzuruna her gün çıkarak Allah korkusunu tazelemenin ahlakıma, irademe tesirini görüyorum. Zekatı görüyorum, hayır halkı görüyorum. Merhamet duygularını geliştirdiğini görüyorum. Ne oldu? Sıktık mı bugün adamları? Evet. Vesaire. Göremediğimde de buraya kadar denediğim her şeyde mükemmel olan bir şey, deneyemediğimde de mükemmellik devam eder diyorum. Senin prensibinden ne farkın var? Sen bana meleği gördün mü, cini gördün mü, cehennemi gördün mü, cenneti gördün mü diye itiraz ediyorsun. Görmediğime inanmam diyorsun da. Sen bütün sular tecrübe etmediğin halde bütün sular nasıl diyorsun? Ben de aynısın diyorum. Çünkü ben de belli bir yere kadar kontrol ediyorum bana emirlerini dinin. Görüyorum ki hepsinde bir mükemmellik var. Bu mükemmelliği zihin laboratuvarında tamim ediyorum. Yani umumileştiriyorum. Diğer taraftan su belli bir özgür ağırlığa sahip, civa başka bir özgür ağırlığa sahip, demir başka bir özgür ağırlığa sahip. Birinin erimesi, bir madenin erimesi şu kadar derecede, öbürünün erimesi bu kadar derecede, öbürünün buhar olması şu kadar derecede. Bunlar ne? Zaruret diyor. Zaruret. Allah'ın o maddeye reks ettiği hususiyeti bir zaruret. Niye zaruret olsun? Demir mecbur mu ağır olmaya pamuktan? Niye zaruret? Ne diye pamuk pamuk olmuş, demir demir olmuş? Sen bunu da a priori olarak zihin laboratuvarında bir zaruretle izah ediyorsun. Çünkü aciz aklın. Dinde diyor ki bunu yaratan böyle yarattı. O pamuk çekirdeği toprağa kullanıyor, pamuk yapıyor. Yanına patlıcan dik, o başka bir eser meydana getiriyor o topraktan. Burada bir müessir var. Görmediğin, bilmediğin, senin idrakine sığmayacak kadar mükemmel, muazzam. İşte o bu müessirin eseri diyor. Sen aczini mecburiyetle örtüyorsun, zaruriyet diyerek örtüyorsun. Ben oradaki aczimi Allah'a havale ederek izah ediyorum. Farkı yok. Felsefe üzerinde çok söylenecek söz var. Bununla ilgili maalesef de çok az eser vardır. Yani İslam'la mizan ederek felsefenin yanlışlarını ortaya koyan. Eski devirler için vardır. İmam Gazali bunu yapmış ama yeni devirler için yoktur. Pozitivizm için. Okutursun pozitivizmi, tenkidini okutmazsan. Mesela pozitivizmi papazlar paçavraya çevirmiştir batıda. Ama bizde hala aynı şey. İnsan maymundan türedi davasını Avrupalı insanlar paçavraya çevirmiştir. Bizde hala mektepte okutulur. Neden? Bizim dinsizlerin sığınacak başka bir kalesi yok. Bu bunun içindir. Buna karşı İslamiyet'in hayat ve kainatı izah ediş tarzını iyi bilirseniz hepsinin cevabı vardır. Ama inşallah bunu bir müstakil ders halinde yaparız. Bu böyle ara sual de izah edilecek de bir iş değildir. Elhamdülillah ala dinil İslam.
bundan daha evveliyetle şükredecek bir nimet-i imaniye yok. Elhamdülillah. Elhamdülillah ki Allah-u Azimüşşan bizi Müslüman ana babadan dünyaya getirdi. İnşallah da Müslüman olarak huzuruna getirecek. Elhamdülillah ki Kur'an yeryüzüne indikten sonra ümmeti Muhammed olduk. Sahibinin hatırı için köpeğine ekmek verirler. Peygamberin hatırına bize 5 iltimas var başka ümmetlerden farklı olarak. Başka bir derste anlatmıştım, burada tekrarlamayayım. 5 tane iltimas var bize. Peygamberin şerefinden dolayı. Bir tanesini söyleyeyim. Geçmiş ümmetlerin sevabı da bir, günahı da bir yazılırdı. Ümmeti Muhammed'in sevabı niyet ettiği anda bir yazılır, icra ettiği anda 9 ilavesiyle 10 yazılır. 1'e 800 bile vardır. Bir gayri hesap vardır. Peygamberin yüzü suyu hürmetine. Ona mensubiyetin şerefi yeter. Aman ya Rabbi, bunu idrak etsek vallahi kapıyı unutup pencereden çıkmaya kalkarız. Öyle bir sarhoşluk. Bunun azametini kavrasak öyle bir sarhoşluk gelir ki bize. Evin yolunu unuturuz. Gaflet sayesinde birçok işi yapıyoruz. Çıldırırız. Geçmiş ümmetlerin günahı da işledikten sonra yazılırdı, sevabı da. Müslümanın günahı işledikten sonra 6 saat yazılmaz. Çünkü sağdaki melaket soldakinin amiridir. Bekle, affedecekler. 2 namaz arası azami 6 saattir. Namaza niye estağfurullah estağfurullah diye başlanır? 2 namaz arasındaki günah işlediğin günahtan tövbedir. Tövbe ettiği günah hiç yazılmaz ümmeti Muhammed. Ve subhanallah. Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah demiş Hazreti Ebu Bekir. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ne kadar şükretsek azdır. Hele bu dinin zayıf zamanında geldik. Hele bu dini yeniden canlandırma istidadı olan bir ülkede dünyaya geldik. Hele o canlandırmanın ümit vaat ettiği bir mevsimde geldik. Aman ya Rabbi. Bu yükün altından kalkacak takat ver ya Rabbel Alemin. Amin. Milletimiz eski şerefli mevkini iade buyur ya Rabbel Alemin. Amin. Bizi de o şerefli mevki milletimizin kazanmasında fail eyle. Amin. Hadim eyle. Amin. Ecdadımızdan sıkıntıda olanların cümlesini affınla, mağfiretinle muamele eyle. Amin. Neslimizi kıyamete kadar iman ve İslam üzere ipka eyle ya Rabbel Alemin. Neslimizden kafir, zındık, münafık getirme ya Rabbel Alemin. Allah'ım ya Rabbel Alemin, bu dinin aleyhinde çalışanlar fesatlarını kendi başlarına makus eyle. Amin. Gayreti diniye sahibi olanların da amellerine feyzi bereket, tahakkuk etme şansı, inamı, ihsan, ikram eyle. Amin. Bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sebkat etmiş olanların cümlesinin ruhlarını şadan, handan eyle. Amin. Bu nimet-i imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden bizlere de belagan ma bela, inamı, ihsanı, ikram eyle ya Rabbel Alemin. Lillahi'l-Fatiha. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir, istikbalde de o olacaktır.